Türkmenler. Türkiye'de, Azerbaycan'da, Türkmenistan'da, İran'da ve Irak'ta yaşayan Türk topluluklarının ataları Oğuz boylarıdır. Oğuzlar, kendiliklerinden İslamiyet'i seçince onlara Türkmen denildi. Türkmen, Müslüman Türk anlamında bir sıcak kelime. Büyük Selçuklu İmparatorluğunu, muhteşem Osmanlı İmparatorluğunu Türkmenler kurdu. Türkiye Türklerinin kökü Türkmenlere bağlı. Türkmenler çok varlıklı, çok aydınlık asırlar yaşadılar. Türkmenler çok karanlık, çok çileli çağlar da gördüler. Türkmen kadınları İslamiyet'e geçtikten sonra da hep bugünkü kıyafetleriyle, kocalarıyla birlikte atlediler. Bütün tarihçiler Türkmen kadınlarının Yakın Doğu'nun en iffetli, en sağlam karakterli kadınları olduğunu yazdılar. Türkmenler göçebe hayattan yerleşik hayata geçtiler. Şimdi Aşgabat'ın bu blok apartmanlarında oturanlar, dünkü göçebe Türkmenlerin bugünkü şehirli tipleri. Türkmen yurdu 1881 yılında Rusya'nın sömürge toprağı oldu. Kanlı Rus generali Skobolev 28 bin Türkmeni boğazlayarak Türkmenistan'ı Turan dünyasından kopardı. Türkmenler bu çok katlı apartmanlara taşınmadan önce ya tek katlı evlerde yaşadılar veya güzelim Türkmen çadırlarında. Türkmen çadırları, Türkmen zevk. Bir kadın bir yılda ortalama 9 metrekare halı dokuyabilmek. Türkmen halılarında 10 santimetre karede 290 bin düğüm var. Bu Türkmen halılarının çeşitli pazarlarda satılması da yine Türkmen kızlarının ve kadınlarının vazifeleri arasında. Türkmenler bu alımlı halılarının yurt dışına satılmasına her nedense bin türlü zorluk çıkarıyorlar. Halı dokuyan kadınların ve Türkmenistan'ın zenginleşmesini önleyen bu yasaklar eski sosyalist zihniyetin çürüyen tortuları olarak hala devam ediyor. Dünyanın en büyük halısını Türkmenler dokumuşlar. Şimdi Aşgabat'ta bir aydınlık halı müzesinin duvarlarını renklendiren bu halının boyu 18 metre. Eni ise 11 metre. Ağırlığı 865 kilo. Türkmenler bu halıya Türkmen kalbi diyorlar. Türkmen kalbinin bir köşesinde yine bir halı üzerinde bu muhteşem eseri ortaya çıkaran 36 Türkmen kadınının isimleri yazılı. Bu halıyı 36 Türkmen kadını tam bir yıl çalışarak 1944'te dokumuşlar. Halının ihtişamı onu seyredenlerin boyları karşısında daha çok dikkat çekiyor. Türkmen kadınları çeşitli Oğuz boylarının sembollerini ve damgalarını bu muhteşem halıya süs olarak serpiştirmişler. Türkmen halılarında güller ve çiçekler yoktur. Türkmen halıları geometrik şekillerle açılıp saçılmakta. Kırmızı, lacivert, mavi, beyaz, yeşil ve sarı renkler bu dünyanın en büyük halısında bir güzel türkü tutturmuşlar. Türkmenistan'da halı müzeleri el emeğinin, gönül güzelliğinin, yünün, renklerin ve çeşitli şekillerin destanlaştığı mekanlar. Türkmenler daha bir tek halılarını bile makinalara dokutmamışlar. Türkmenler küçük duvar halılarına genellikle dört çerçeveli bir pencere şekli veriyorlar. Bu halılar asılı bulundukları duvarlarda hem bir pencereyi hatırlatıyorlar hem de pencere perdelerini.
Türkmenler arasında bir ressam titizliğiyle halı dokuyan usta eller ve yürekler de var. Bazı Türkmen halıları yağlı boya ile yapılmış büyük tablolardan farksız. Türkmenler, sosyalizmle birlikte camileri, minareleri, türbeleri yıkılmaya başlanınca, o mabetlerin resimlerini duvar halılarını işleyerek, onları hiç olmazsa evlerinde yaşatmak istemişler. Halı, dünkü Türkmenistan'ın köklü bir geleneğiydi. Halı, bugünkü Türkmenistan'ın bir zenginlik kaynağı olabilir. Türkmen halıları genellikle 5 ayrı çeşitte gülümsüyor. Ve her Türkmen kendi boyunun özelliklerine göre bir halı dokuyor. Bu bakımdan bir teke halısı yumut halısına benzemez. Bir göklen halısı da yazır veya alili halısından farklıdır. Dünyada üzerinde 5 halı örneği bulunan tek bayrak Türkmenistan bayrağı. Eski bayraklarındaki orak çekiç öfkesini atan Türkmenler yeni bayraklarını halılarıyla da güzelleştirmişler. Türkmen bayrağında 5 halı örneği, 5 yıldız ve bir de hilal var. Türkmenistan devlet sembolünde de artık orak çekiç yoktur. At vardır, halı vardır, pamuk vardır, buğday vardır ve 5 yıldızı bir hilal vardır. Mahdum kulu, teke, yomut, göklen, yazır, alili, bir devlete kulluk etsek beşimiz diyen büyük Türkmen şairi. Türkmen adı tarih sahnesine 10. yüzyıldan itibaren çıktı. Oğuzlar kendiliklerinden Müslüman olunca onlara Türkmen denildi. Oğuzlar Müslüman olduktan sonra da eski geleneklerinden kopmadılar ve bazı geleneklerini dokudukları duvar hallarına da işlediler. Dütarlarını yani iki telli sazlarını bırakmayan Türkmen ozanları halılarında da çalıp söylemeye devam ettiler. Türkmenler genellikle tek katlı ve bahçeli evlerde oturmayı tercih ediyorlar. Bahçeler Türkmen evlerinin adeta meyve sergisi gibi. Bu çok meşhur Türkmen kavunları satmak için değil, yıl boyunca yemek içindir. Türkmenistan'ın 40 ayrı kavun çeşidi var. Kavunsuz Türkmen sofrası yok gibi. Turşu da Türkmen sofrasının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Türkmen kadınları sütü, yoğurdu, yağı dışarıdan almazlar. Ve ekmeklerini bahçelerinin bir köşesindeki tandırlarda kendileri pişirirler. Ve Türkmen bahçeleri eski Anadolu evleri gibi su kuyularıyla da serin. Türkmenlere göre su kuyuları toprağa vatan yapan zenginliklerin birincisi. Bu Türkmen evlerinin içi geniş, temiz ve sadedir. Oda ve salon duvarları yağlı boyalarla nakışlanmıştır. Tavanlar da öyle. Bir Türkmenin gözü tavanda da dinlenmelidir, duvarda da, tavanda da. Türkmenistan'da kütüphanesiz ev çok az.
ve Türkmen evleri sosyalist rejim yıkıldıktan sonra yeniden ayeti kerimelerle deseli. Yün minderler Türkmen evlerinde rahat oturabilmek için. Odalar masasız ve sandalyasızdır. Dütarlar, sapları sedef yüreklerle süslü dütarlar, Türkmenlerin hep parmaklarıyla çaldıkları sazları. Türkmenler genellikle çok çocuklu aileler. Türkmenistan 4 milyon nüfusu bir ülke. Türkiye'de Türkmenistan'daki nüfustan çok daha fazla Türkmen yaşıyor. Duvarları nazarlıklı odalar, İslam'ın zarif Kur'an-ı Kerimleriyle de süslü. Türkmenler, bir zamanlar bütün Anadolu şehirlerinde olduğu gibi yemeklerini yer sofralarında yerler. Ve Türkmen kadınları eve gelen erkek misafirlerin yanına katiyen çıkmazlar. Sofrayı evin erkekleri hazırlar. Minderleri evin çocukları sofra etrafına taşırlar. Bu rahat ve bu bahçeli evlerden büyük apartmanlara doğru taşınmaya başlamışlar. Bu değişiklik bir takım geleneklerin kaybına sebep olmuş. Tabii kavun karpuz saklayamıyor, yün sağamıyor, kuyularından su çekemiyorlar. Ama o eski tandırlarını da bir türlü bırakamıyorlar. 10 katlı apartmanları önüne birer de tandır konduruyorlar. O tandırları kendi boylarının işaretleriyle süslüyorlar ve sonra günlük veya haftalık ekmek ihtiyaçlarını sokaklarda, apartman önlerinde yükselen tandırlarında pişirmeye koyuluyorlar. Bu tandırlarda pişirilen ekmeklerin hamurlarına biraz et, biraz da soğan karıştırılır. Türkmen tandırlarının Türkiye'deki tandırlardan farkı toprak üstünde olmalarıdır. Türkiye tandırları toprağa gömülü tandırlardır. Yoğrulduktan sonra daire şeklinde açılan, sonra da rapatalarla tandır duvarına bismillahlarla yapıştırılan ekmeklerin üstü Türkmen kilimleri gibi süslenmekte. Ama hamur yeterli miktarda mayalandırılmayınca ekmekler tandırdan biraz asık yüzü çıkıyor. Türkmenler çöl kumunda da ekmek pişiriyorlar. Bunun için kumu eşeleyerek orada odun yakıyorlar. Kum çok iyi kızdıktan sonra ekmek hamurunu kuma gömerek bir süre pişmesi için bekliyorlar. Türkmen köylerinde deve her evin uysal hayvanı. Deve sütünden, etinden, yününden istifade eden bir bereket kapısı. Aynı zamanda sabırla yük taşıyan bir hayvan. Köylerden kasabalara göçen Türkmenler, ineklerini de birlikte getirmişler. Yakın bir gelecekte inekler Türkmen kasabalarından çekileceklerdir. Türkmen kasabaları genellikle aynı tip evlerle çevrili. 4 katlı devlet evleri rejim değişikliğinden sonra yavaş yavaş özel mülkiyete çevrilmekte. Türkmenistan'ın baş şehri Aşgabat, depreme dayanıklı 10 katlı evlerle ve yeni iş yerleriyle büyüyen bir şehir. Türkmenler Hazar Denizi'nin doğusunda yaşıyorlar. Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk başkentlerinden biri olan Merv şehrine çıplak bir dağ silsilesiyle birlikte gidiliyor. Bu, bir avuç yeşilliği bile bulunmayan asık suratlı dağlar, toprağın kabaran isyanı gibi. Aşgabat, Merv arası 350 kilometre. Şurada burada göğeren birkaç karış yüksekliğindeki bitkiler, Türkistan çöllerinin yeşilimsi canlılığı. Zaman zaman karşımıza çıkan üzüm tevekleri, insanda hep bir serap zannı uyandırıyor. Yeşil, Türkmenistan'ın hasret duyduğu güzellik.
Bu büyük, bu sessiz, bu bodur bitkili toprak, meşhur Dandanakan Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yer. 1040 yılında Türkmen asıllı Tuğrul ve Çağrı Beyler, bu dilsiz meydanda 100 bin kişilik Gazneli ordusunu yenerek Selçuklu Devleti'ni kurdular. ...1040 yılında atların kişnediği, develerin homurdandığı, fillerin bağırıştığı, on binlerce insanın haykırdığı bu meydanda şimdi seramik kırıntılarından ve tuğla parçalarından başka bir şey yok gibi. Dandanakan Meydanı'na Türkmen kardeşlerimiz bir levha dikmişler. Başkabat yazılı bu levha üzerindeki rakamlar sanki 1040 yılından kalmış gibi. Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sancar, bu dağılan kerpiç surların ötesinde bir büyük türbede yatıyor. Sultan Sancar, Sultan Melikşah'ın oğlu. Sultan Melikşah da Sultan Alparslan'ın. Sultan Sancar, Selçuklu'nun üçüncü büyük padişahı. Sultan Sancar türbesinin yakınında birkaç evliya türbesi yeniden onarılmış. Bir zamanlar Selçuklu Devleti'nin bu eski başkentinde yüz binlerce Türkmen yaşıyordu. Eski merv şimdi birkaç türbeden ve ortaya çıkarılmış birkaç temelden ibaret. Bin yıllık kerpiç surlar artık toprağa uzanmak üzere. Bu surların dışında kalan Kızlar Kalesi ile Erkekler Kalesi ve türbeler eski Merv'in en son kalıntıları arasında. Sultan Sancar Türbesi yanında yapılan kazılarla eski evler yeniden gün ışığına çıkarılıyor. Ama yıktırılan bir minarenin temelinde bir tek tuğla bile bırakılmamış. Merv şehri 1221 yılında Moğol saldırısına uğradı. Moğollar 1 milyondan fazla Türkmeni kılıçtan geçirdiler ve 70 bin Türkmeni Ceyhun Nehri'nde boğdular. Merv'i adeta toprağa gömdüler. Surları yer yer sıfır noktasına düşürdüler. Moğollar Kızlar Kalesi'ni didiklediler. Erkekler Kalesi'ni de yıktılar. Moğollar Sultan Sancar Türbesi'ni de yağmaladılar. Sultan Sancar Türbesi bugün Türkmenistan'ın en mukaddes yerlerinden biri. Türkmenler, türbe ziyaretlerinde yabancılara aldırmayarak çok eski bir Türkmen geleneğini de uyguluyorlar.
Sultan Sencer sandukasına ellerini sürerek yüzlerini sıvazlayanlar inanıyorlar ki niyazları Allah tarafından kabul olunacaktır. Sultan Sancar'a Fatiha okuyan Türkmenler de var. Bu Türkmenler 1221 Moğol istilasından önce Sultan Sancar kemiklerinin kendi ataları tarafından bir başka yere kaçırıldığından henüz haberdar değillerdir. Bütün evliya türbelerinde olduğu gibi Sultan Sancar Türbesi'nde de sadaka niyetine para koymak, ayrılırken kabir taşını derin bir saygıyla öpmek, yüzyıllardan beri devam eden bir gelenek. Sultan Sancar'ın kabir taşına İslam'ın ruhu işlenmiş. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Türbe kubbesi çok farklı bir mimariye sahip. Türkistan'da hiçbir türbe kubbesi Sultan Sancar Türbesi'nin özellikleriyle yükselmiyor. Selçuklu tahtında 39 yıl oturan Sultan Sancar, bu türbeyi kendi sağlığında yaptırdığına göre türbe en az 840 yaşında olmalı. Sultan Sancar, İslam dünyasına huzur getiren büyük hükümdar. Abbasi halifesi ona nalları altından yapılmış bir at hediye etti. Sultan Sancar bir cihan padişahı olarak yaşadı ve öldü. Bir padişah olmasına rağmen Türkmen halkı onu bir evliya gibi sevdi ve saydı. En az 840 yıllık Sultan Sancar Türbesi yeniden onarılarak eski haline getirilmekte. Üç kademeli olan türbe tamamen tuğladan örülü bir sonsuzluk kapısı. Bu türbenin dış yüzünü güzelleştiren tuğladan nakışlar yeniden ilk yapıldığı günlerin canlılığıyla çiçek açıyor. Tuğlalarla ve kufi harflerle yazılan Allah ismi celilesi, bu türbeyi kanatlandıran güzellikler arasında. Eski merv tamamen toprak altında kalmış. Şimdi yapılan her yeni kazı geçmiş asırlardan yeni bir ses getiriyor. Moğol istilasının yakıp yıktığı yerle bir ettiği bu eski Selçuklu başkentinde şimdi develer otlamakta. Kızlar Kalesi 900 yıllık bir harabe. Kızların esirler gibi alınıp satıldığı asırlarda yapılan bu kale, çeşitli güzelliklerle efsanelere karışmış. Kalenin içi artık çöken duvarların ve tavanların bir esrarlı tümseyi halinde. Eski ocaklar ve sekiler çoktan ağızsız ve dilsiz kalmışlar. Kızlar Kalesi karşısındaki Erkekler Kalesi de öyle. Buralarda artık ne esir ticareti ne de delikanlılar kalabalığı var. Bazı tarihçiler Sultan Melikşah'ın da Sultan Alparslan'ın da bu bölgede yattığını yazıyorlar. O türbeler belki de Moğol istilası zamanında yıkılmış ve toprağa gömülmüşlerdir. Moğollar
sadece eski Merv şehrinin kerpiç duvarları dışında kalan sahabe mezarlarına dokunmamışlar. Üzerlerinde beyaz bayraklar dalgalanan bu iki küçük türbe altında, Türkistan'a İslamiyet'i yaymak için yola koyulan iki İslam ulusu yatıyor. Sandukaları ve mavi çinlerle süslü revakları, bir rivayete göre Timur tarafından yaptırılan bu minyatür türbeler, bütün Türkmenistan'ın Niyaz Kapısı. Türkmenler sonsuzluk uykularını Sultan Sancar Türbesi ile bu evliya türbeleri arasında uyumak istemişler. Şimdi Selçuklu'nun bu eski başkenti dışında yeni bir Merv şehri gelişiyor. Ruslar ona Mari demişler. Mari, Merv'i unutturmak için Mari. Türkmenlerin kayı boyu 13. asırda Anadolu'ya gelip Söğüt'e yerleştiklerinde zamanla 20 milyon kilometre kareye yayılan muhteşem bir imparatorluk kurdular. Bu büyük imparatorluğun ilk mescidi şimdi Söğüt ilçemizde bulunan Ertuğrul Gazi Mescidi. İçinde 40-50 kişinin namaz kılabileceği küçücük bir mescid. En az 715 yıllık bu Türkmen mescidinin içi yapıldığı yılların sadeliğiyle duruyor. Yeni kurulan Türkmenistan'da da ilk yapılan mescit, Ertuğrul Gazi Mescidi gibi küçük ve sade bir mescit. Mescid-i Aksa. Türkmenlerin o ilk mescitten 4 yıl sonra inşasına başladıkları Göktepe Hacı Murat Camii ise Selimiye gibi muhteşem bir eser. Meşhur Göktepe Kalesi'nin surları içinde yükselen Hacı Murat Camii, 15-20 bin kişinin namaza durabileceği bir cami. Yapımını Fransa müteahhitlerinin yüklendiği bu cami için 40 milyon dolar harcanacak. Cami kubbesi Mimar Sinan kubbeleri gibi değil. Fransızlar, portatif kubbeleri demir kasnaklar üzerine oturtarak perçinliyorlar. Göktepe Hacı Murat Camii'nin iç yüzü, çeşitli Türkmen halılarının desenleriyle gülümsüyor. Türkmenistan'ın bu en büyük, bu kubbesi en yüksek cami inşaatında, Türkiye'den giden ustalar da çalışıyor. Caminin bütün mermer işleri Türkiye Türklerinin sanatkar elleriyle yapılmakta. Caminin portatif kubbesi takılıp bitirildiğinde Rusların 1881'de 20 binden fazla Türkmeni katlettikleri bu yerde şimdi 20 bin Türkmen secdeye varacak. Aşgabat 400 bin nüfuslu muntazam bir şehir. Aşgabat, bütün Türkmenistan'da yeşili en çok olan bir vilayet. Yeşil, bu başkentin mübarek güzelliği. ...1900
1948 yılında şiddetli bir deprem, Aşkabat'ı adeta bütünüyle toprağın koynuna çekip alınca şehir yeniden kurulmuş. Yine Aşkabat, cetvelle çizilmiş gibi geniş caddeler, büyük meydanlar, zengin parklar ve modern binalar şehri. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan 3000 kişilik bir cami, eski Türk İslam mimarisinden özellikler taşıyor. Bu yeni Kocatepe Camii, Aşkabat'ın güzellikler dünyasında bir yüzük taşı gibi alımlı duruyor. Ve ince uzun elifler gibi dört zarif minaresiyle Aşkabat'ta mağrur yükseliyor. Ancak 1990 yılından sonra yapılmaya başlanan mükemmel oteller, çok katlı binalar, yeni iş merkezleri ve sağlık tesisleri Aşkabat'ın eski ve yeni yüzünde zarif tebessümlerle çiçek açmakta. Gergin bir çarşaf gibi dümdüz bir alanda genişleyen, büyüyen, yükselen, renklenen Aşkabat'ın özellikleri arasında büyük fıskiyeli havuzlar da var. Ama Türkmenistan hep böyle yeşil alanlar, gölgeli parklar, serin sular ülkesi değil. Türkmenistan'ın %70'i çöllerle kaplı. Şehrin hemen yanı başındaki Cıgıllık pazarında kum tepeleri üzerine uzanan Türkmenler, güneşe ve çöl sıcağına rağmen kendilerini rahat hissediyor. Merhametsiz, hissiz ve çıldırtan bir sessizlikle olabildiğince uzanan bu kızgın boz örtünün üstü, Türkmenistan için zorluklar ve yoksulluklar kıyameti. Ama aynı çölün altı, zengin petrol yataklarıyla, bitmez tükenmez hava gazı damarlarıyla müthiş bir zenginlikler hazinesi. Bazen ince kum dalgaları ta ufuk çizgisine kadar uzarken karşınıza çıkan birkaç top yeşillik size hayattan, güzelliklerden bir müjde gibi gelir. Ve sonra bitkisiz, renksiz, sessiz çöl başlar. Çöl, çöl, çöl. Çok eski ve canlı bir medeniyetin topraklarından şimdi böyle ezile büzüle akan karakum kanal suyu hep böyle çamurlu akmakta. Ve dar bir yeşil şerit şimdi karakum kanalının ancak yanında yöresinde görülmektedir. Bu çölün ölüm sessizliği birdenbire nereden çıktıkları belli olmayan on binlerce kuşun çığlıkları bozar. Bazen de başınızın üstünden tek bir kuşun süzülüp gittiğini görürsünüz. Ama sizi en çok şaşırtan, çölün zaman zaman karşınıza çıkan al renkli laleleri ve mavi çiçekleri olur. Ve çok seyrek bile olsa, bazen bir kayalıktan, bazen yüksekçe bir tepeden aşağılara akan sular, sizde hep bir serap hissi uyandırır. Çok uzaklarda, derme çatma evlerin sıcaktan adeta iki büklüm olup toprağa yapıştığına hayretle bakarsınız. Ve derken tunç yüzlü bir Türkmenin arkasına taktığı develerle kum tepelerine bata çıka o uzak köylere doğru yürüdüğünü hayretle görürsünüz. Türkmenlerin at bayramı, su bayramı, halı bayramı, kavun bayramı, Kurban Bayramı, Nevruz Bayramı, Bayrak Bayramı, Mahdum Kulu Bayramı, Yeni Yıl Bayramı yanında bir de Bağımsızlık Bayramları var. Bu bayramlarda Türkmenler meydanlara yeni ordularını çıkarırlar. Thank you.
modern motorlu vasıtalarını gösterirler. Jetlerini gururla uçururlar. Helikopterlerini zevkle havalandırırlar. Ama Türkmenler bu bayramlarda develerini de asla ihmal etmezler. Onları gelinlik kızlar gibi süsleyerek, halıdan veya kilimden yaptıkları huşlarını develerin sırtlarına vurarak resmi geçitlere büyük bir heyecanla katılırlar. Ama Türkmen bayramlarının en büyük süsü Türkmen atlarıdır. At, Türkmenin hem varlık sebebi hem de şaha kalkan gururudur. Dünyada devlet amblemine at resmi koyan tek ülke Türkmenistan'dır. Türkmenistan ambleminin ilk dairesinde bir ahal teke atı var. İkinci dairede Türkmen halıları yer alıyor. Üçüncü dairede ise pamuk ve dolgun bir buğday başı. Bir Türkmen inanışına göre at, yeryüzüne kanatlarıyla çıkıp gelmiş. Ama Türkmenler bir daha uçup gitmesin diye atın kanatlarını koparmışlar. Ve işte o günden beri kalpaklı Türkmenler at üstünden hiç inmemişler. Türkmen atları dünyanın en ünlü atları başında. Yeryüzünde 250 civarında at cinsi var. Ama bir masal dünyasından çıkıp gelmişçesine güzel olan Türkmenlerin bu ahal teke atlarının zarafeti ve asaleti başka atlarda yok. Ahal teke atları bazen binilmeye kıyılmayacak kadar zarif atlardır. Ahal teke atları uzun soluklu, sahiplerine candan bağlı, yabancılara karşı çok dikkatli, safkan atlardır. Bazı at yarışlarında yarışı kazanamayan bu zarif atların sahipleriyle birlikte sicim gibi gözyaşı döktüğünü görenler ve yazanlar çoktur. At yarışlarını erkekler kadar heyecan duyarak takip eden Türkmen kızları, düğünlerinde baba evinden koca evine ata binerek giderlerdi. Ve koca evine vardıklarında attan iner inmez bir halı üzerine oturtularak yeni evlerine götürürlerdi. Şimdi de Türkmen köylerinde düğünler böğrü olmakta ve düğün esnasında nefes kesen at yarışları yapılmaktadır. Türkmenler asırlarca atlarına, avratlarına, pusatlarına çok önem verdiler. Kadınlarını altın veya gümüş bileziklerle süslediler. Onlar için zarif kemerler, küpeler, gerdanlıklar yaptılar. Sonra o bilezikler, yüzükler, küpeler, kemerler üzerine bile türküler yaktılar. Türkmenler kadınlarını çeşitli takılarla nasıl güzelleştirdilerse, atlarını da aynı ince duygularla süslediler. Atları içinde gümüş gerdanlıklar yaptırdılar. Rahat nallar dövdürdüler. Gümüş kamçılar, simli, sabatlı gemler ısmarladılar. Atlarının püskürtmeli alınları için çeşitli alınlıklar, sırtları için eğerler ve kibar üzengiler yaptırdılar. Thank you.
Bir Türkmen kadını için bilezik ne ise, bir ahal teki atının ince bilekli ayakları içinde nal odur. Arif Nihat Asya'nın ifadesiyle, o zaferler getiren atların nalları altındanmış, gidişleri akına, gelişleri akındanmış. Türkmenistan'da, başkent Aşkabat yakınlarında Cıgıllık Pazarı. Ve kumla güneş arasında alışveriş yapan binlerce Türkmen kadını. Cıgıllık pazarını kuran ve kaldıran Türkmen kadınlarıdır. Bu pazarda satılan mallar ise Türkmen kadınlarının el emekleri. Cıgıllık pazarı Türkmenistan'da piyasa ekonomisinin ilk adımlarından biri. Daha düne kadar sadece devletin malını satan kadınlar bugün hep kendi mallarını satıyorlar. Türkmenistan'ın baş şehri Aşkabat'ta, büyük bir parkta Lenin heykeli. Eski Sovyetler'de Lenin heykelleri kaidelerinden çoktan koparılıp atıldıkları halde, Aşkabat'taki Lenin heykeli yerinde duruyor. Lenin, 54 yıl yaşayan bir kanlı diktatör. Bu Lenin heykeli kaidesinde bir cümle artık çok gülünç ve manasız duruyor. Leninizm, gün doğar halkların azatlık yoludur. Yani Leninizm, doğu halklarının hürriyet yoludur iddiası yer alıyor. Lenin heykeli, Türkmen kilimlerine ve halılarına dönüşen bu zarif kaide üzerinde daha ne kadar duracak? Bu belli değil. Türkmenler, yurdumuzun dününü unutmamak için, aydınlarımızın nasıl katledildiğini, toprağımızın nasıl sömürüldüğünü yeni nesil için Lenin orada kalsın diyorlar. Leninizm doğu halklarının hürriyet yoludur sözüne kuşlar bile inanmamışlar. Çünkü doğudaki hiçbir ülke Leninizmle kalkınamamış ve hürriyetine kavuşamamıştır. Rusya, İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca askerini kaybetti. Ve Rusya devleti ve vatanı için Türkmenler de bütün cephelerde çarpışarak toprağa gömüldü. Savaştan sonra en çok Türkmen analarının yüreği kavruldu. Yüz binlerce Türkmen genci 1941-1945 yılları arasında Türkmenistan için ölmedi, Rusya için yok olup gitti. Türkmenler bütün şehirlere bir başka meçhul asker anıtı kondurmuşlar. Bu zarif anıtın içinde hiç sönmeden yanan bir ateş, Türkmen analarının yüreğini kavuran evlat acısı yanında nedir ki? Ceylan gibi oğullarına bir daha kavuşamayan Türkmen anaları, ömürleri boyunca hep büyük acılar, çaresizlikler içinde yanıp durdular. Ve Türkmen babalarının Rusya uğruna kaybettikleri oğullarının acısı nasıl anlatılabilir ki? Nebit Dağı şehrindeki bu anıt ne kadar hazin. Oğlunu kaybetmiş bir ana, karşısında dul kalan gencecik bir gelin ve o dul anneye sarılarak hıçkıran bir öksüz torun. Bu anıtların altındaki ortak kitabe şöyle: Vatan uğrundaki söveçlerde vefat bolan askerlere ebedilik şöhret. Türkmenler yeni yeni soruyorlar şimdi. Hangi vatan uğrunda? Hangi vatan uğrunda? Leninizm, doğu halklarının hürriyet yolu ise Çeçenlerin yiğit evladı Dudayev niçin şehit edildi?
Doğu halklarından kahraman Çeçenler, hürriyet için on binlerce şehit verdiler. Ülkelerinde taş üstünde taş kalmadı. Yaşlı kadınlar, o hüzün abidelerindeki Türkmenler gibi yangınlardadırlar artık. Leninizmin Doğu halklarının hürriyet yolu olduğu doğru mu acaba? Doğruysa Doğu halkları bu Lenin heykellerini neden böyle kaidelerinden koparıp parçaladılar? Mahdum Kulu Türkmenistan'ın en büyük tasavvuf şairlerinden biri. Diyor ki, sakla gıybetten dilini, bağlama iki kolunu, açılan taze gülünü Allah soldurmazdan önce. Bendeye etme hıyanet, barca kul Tanrı'ya rayet. Bu sözde var hadis ayet, fehmeyle ölmezden önce. Dur seher Tanrı'ya ağla, hak deyip yüreğin dağla. Tövbe korun muhkem bağla, kırkına gelmezden önce. Leninizm, Mahdum Kulu'yu Türkmenlere ateist ve materyalist olarak tanıtmaya çalışmıştı. Ve Aşkabat'ta Yunus Emre heykeli. Türkmenler, Karacaoğlan gibi koca bir Türkmen şairi olan Yunus Emre'yi de Leninizm yıkıldıktan sonra yakından tanımaya ve okumaya başladılar. Aşkabat'ta 47. Orta Mektebe bu mübarek Türkmen şairinin güzel adını verdiler. Yunus Emre Orta Mektebi'nin giriş kapısı yanında Yunus Emre'nin bir kıtası asılı. Söz vardır keser başı, söz vardır keser savaşı, söz vardır ağulu aşı, bal bilen yağ eyler bir söz. Karacaoğlan da bir Türkmen şairi. Türkmenler onun Türkmenistan'da doğduğunu, sonra da 18 yaşlarında kalkıp Türkiye'ye göçtüğünü söylüyorlar. Türkmenler tam 70 yıl çocuklarını rahatça sünnet ettirememişler. Sosyalizm sünneti bile yasaklamış. Okullarda Türkmen Türkçesinin yerini Rusça almış. Çocukların %60'ı ana dillerini unutmuşlar. Ülkenin en eski camileri ya yıkılmış ya sinema salonu yapılmış. Türkmenistan türbeleri bakımsızlık yüzünden birer ikişer çöküp gitmişler. Ayakta kalan türbeler ise dağılacak hale gelmişler. Leninizme, Türkmenistan'ın en çok petrol pompaları başsallayıp durmuş. Yılda 5,5 milyon ton petrol çıkarılmış. Ve bir yılda 80 milyar metreküp hava gazı elde edilmiş. Bir 1,5 milyon ton pamuk üretilmiş. Pamuğu Türkmenistan'ın daha çok lise ve üniversite öğrencileri toplamışlar tarlalardan. Türkmen koyunlarının yünü yanında yılda 1 milyon astragan kürk de başka merkezlere kaydırılmış. Türkmenler yünlerini 1000 yıl önceki çıkrıklara sarmışlar. Yünlerini binlerce yıl önceki taraklarda tarayıp teşilerde iplik haline getirmişler. Türkmenistan'da dünyanın en modern iplik fabrikaları
1990 yılında sosyalizmin çökmesinden sonra ilk defa Türkiye'den giden Türk iş adamları tarafından kuruldu. Pamuk, Türkmenistan'ın büyük zenginliği. Türkmenler artık 40 yıllık eski otobüslere binmeyecekler. Acaba Türkmenler bu iptidai otobüslere binmek için mi yüz binlerce evladını savaşlarda kaybetti? Ve dünyanın en güzel atları olan Türkmen atları artık kesilmeyecek. Ve güzelim Türkmen atları Leninizm doğu halklarının hürriyeti olduğu için mi kesilip bitirildi? Türkmenistan Milli Kütüphanesi'nde 5,5 milyon kitap var. Bu kitapların %80'i Rusçadır. 4 milyon nüfusu Türkmenistan'da bir kütüphanede 5,5 milyon kitap. Bu kütüphaneye 1990 yılında Türkiye'de yayınlanan kitaplar ve dergiler de girmeye başladı. Sosyalist rejim tam 70 yıl bu milyonlarca kitap içinde birine hiç tahammül edemedi. Bu Dede Korkut Hikayeleri kitabıdır. Türkiye'de Türkmenler üzerine en geniş araştırmayı Profesör Doktor Faruk Sümer yaptı. Türkmenistan Cumhurbaşkanı bu mübarek eseri dolayısıyla Faruk Sümer'i Türkmenistan'ın en büyük ödülüyle şereflendirdi. Faruk Sümer hep rahmetle anacağımız zarif bir isim, soylu bir güzellik. Ruslar 1881 yılında 28 bin Türkmeni hunharca şehit ederek Türkmenistan'a girdiler. Tamamen Oğuz boylarından olan Türkmenler 43 yıl Çarlık Rusyası'nın esaretinde yaşadılar. 76 yılda sosyalist bir rejim altında ezilip sömürüldüler. Anlatılmaz çileler çektiler. 1924 yılında Türkmenistan'ı pençeleyen sosyalist rejim ülkeyi adeta bir açık hava hapishanesi haline getirdi. Yeni Çar Lenin, eski çarları rahmetle aratacak bir zulümle Türkmenistan'ın kanlı diktatörü oldu. Türkmen ruhunu kurutmaya çalıştı. Stalin, Türkmenistan'ın bütün güzellikleri üzerine bir firavun zulmüyle düştü. Kızıl Ordu, sosyalist idarenin merhametsiz gücüydü. Stalin, Türk'ün ve İslam'ın en kanlı düşmanlarından biri oldu. Türkmenistan'da sosyalizmi yaşatmak için öldürttüğü insanların kesin sayısı bilinmiyor. Çırılçıplak soyularak kurşunlanan, sonra sokaklara atılan Türkmenlerin cesetleri aç köpeklere bırakılmıştır. Moskova hem kiliselere hem de camilere karşı tanklarıyla toplarıyla şiddetli bir savaş açtı. Bir zamanlar 40 minaresiyle güzelleşen Ürgen şehrinde zamanla bir iki minareden ve bir iki türbeden başka hiçbir şey kalmadı. Şimdi bir mezar sessizliğine gömülen bu topraklarda dün Harizmşahlar Devleti'nin sarayları, kütüphaneleri, hastaneleri, eczaneleri, hanları, hamamları, türbeleri papatyalar gibi açılıp saçılıyordu. Kubbeleri çökertilen bir iki türbe 1230 yılından günümüze böyle yorgun, böyle kırgın bakıyor. Harizmşahlar Devleti'nin bu hükümdar türbesi 700 yıla göğüs gerebilen bir sanat zarafeti. Türbenin mavi çinleri dökülmüş, sökülmüş, Türk'ün ve İslam'ın bütün güzellikleri yağma edilmiştir. Türbenin güzel kubbesinde bu yeşil ve mavi renkli güzelim türküler 700 yıldan beri hep aynı ahenkle söylenip duruyor. Köhne Ürgen şehrinin artık ıpıssız topraklarını ağızsız dilsiz bir nöbetçi gibi bekleyen Kutlu Timur Minaresi şimdi camisiz, külahsız, şerefesiz ve ezansız bir minare. Bu mahzun minare gölgesinde kalan ikinci türbe, Harizmşahlar hükümdarı Tekiş'i kucaklamakta. Tekiş, son Harizmşah hükümdarı Celaleddin Harizmşah'ın babası.
türbenin bir zulüm ve inkar destanı tutturan güzelim kapısı sosyalist rejimle birlikte hep böyle kilitli kalmış. Türkmenistan'da bütün türbeler, camiler, medreseler, hanlar, hamamlar hep tuğla ile örülü. Sultan Tekiş Türbesi, Van'ın Ahlat ilçesindeki o harikulade türbelerin ata babalarından sayılıyor. Türkmenistan'ın köhne Ürgen şehrinde ayakta kalan birkaç abide hep Selçuklu sanatının incelikleriyle çiçek açmakta. Köhne Ürgenç'te bir başka Harizmşah Sultanı'nın türbe kapısı belki de artık son yıllarını yaşıyor. İç yüzü mavi, beyaz, lacivert çinilerle gülümseyen türbenin zarif taç kapısı tepeden çatlamaya, ikiye bölünmeye başlamış bile. Türbenin 700 seneye meydan okuyan taç kapısı karşımızda sade bir kilim gibi duruyor. Bir zamanların zengin bir medeniyet merkezinde şimdi bir türbeden ve minareden başka hiçbir şey yoktur. Yedi Harzemşah Sultanı'ndan sadece birini kucaklayan bu türbe, kubbesinden temeline kadar didiklenmiş durumda. Yeşil bir zemin üzerine oturtulan ayet-i kerimeler çoktan kazınıp bitmişler. Ve Sultan Tekiş'in türbesini nakışlayan çiniler çoktan koparılıp alınmışlar. Sultan Tekiş türbesinin yanı başında camiyi yıkılan bir minarenin 890 yıllık yaşından ürkenler, onu ruhsuz bir ordunun toplarıyla delik deşik etmişler. Türkmenler de birer birer yok edilen bu eserleri halılarına işlemişler. Dışarıda yıkılan minarelerini, camilerini evlerinde yaşatmak, onları çocuklarına sevdirmek istemişler. Ve halılarına bir çiçek işler gibi Beytullah'ı da dokunmuşlar. Türkmenistan Komünist Partisi merkezi hep Moskova'nın emriyle çalışmış. Moskova, Aşgabat'a bir şarap, bir de bira fabrikası kurulmasını planlamış. Artık şişeler Türkmen gençlerini uyuşturmak için dolup boşalmış. Türkmen üzümleri de bir nimet olmaktan çoktan çıkarılmış. Çünkü rejim içmeyi Türkmenistan'a, düşünmeyi ise Moskova'ya bırakmıştır. Bazen binilemeyecek kadar zarif ve mübarek olan Türkmen atları için de kararı Moskova vermiş. Bu güzelim Türkmen atlarının binlercesi etleri ve derileri için kesilip gitmiş. At, Türkmenlerin ruhu demektir. Sosyalist rejim bu kararı Türkmen ruhunu öldürmek için uygulamıştır. Moskova sünneti de şiddetle yasaklamış. Bazı Türkmenler erkek çocuklarını kız gibi giyindirip büyütmüşler ve onların sünnetlerini gizlice yaptırmışlar. Yeni rejim bütün din adamlarına ve dindarlara önce yollar açtırmış, sonra hepsini kurşuna dizdirmiş. İşte şu Lebit Dağı şehrine bakan kayalardan binlerce Türkmen dindarı kazmalarla, küreklerle çalışarak geniş bir yol açmışlar. Bu yol işinde Türkmenlerle birlikte Japon esirleri de çalıştırılmışlar. Şimdi bu yokuşun sonunda binlerce kişinin ölümüne sebep olan bu yolun en uç noktasında sade bir anıt yükseliyor. Müslüman Türkmenlerle Budist Japonların hatırasına dikilen bu anıt, insan ruhunu kazmalayan bir zihniyete lanetler yağdırmakta. Ah ne kadar manalı! Asil Japonlar bu yolun açılmasında çalıştırılan ve öldürülen soydaşlarına bile sahip çıkmışlar.
ve Lebit Dağı yollarında ölen, öldürülen Japonlar için Japon devleti çok sade bir mezarlık yaptırmış. Şimdi bu Japon mezarlığında bilmediğimiz dille ağıt tutturan birkaç Japon mezar taşı da korunuyor. Bu abide, ölülerine bile sahip çıkan Japon devletinin asalet beratıdır. Bu Japon abidesinin hemen yanı başında Türkmen ve Kazak mezarları birbirlerine sokulup kalmışlar. Şimdi devrilip kalan Japon mezar taşlarında selam durulacak bir millet ve devlet şuuru ışıldamakta. Türkmenistan'ın belki de en eski mescitlerinden biri olan bu ibadethanede tam 70 yıl sinema filmleri gösterilmiş. Mescit 1990 aydınlığından sonra yeniden eski ruhuna kavuşturulmuştur. Yoksul Türkmen köylüleri belki de 1000 yıldan beri mescit hüviyetiyle ayakta kalan bu çok sade ibadethaneyi sinema salonu olmaktan kurtararak huzura doğru bir küçük adım atmışlar. Bu ilk adımla bu ilk mescidin duvarlarına biraz çeki düzen vermişler. Bu kubbesiz mescidin sadeliğini iki mübarek isimle güzelleştirmişler. Ve bu iki ışık dünyasının üstüne bir de huzurun resmini asmışlar. Sonra bu ilk adımı yeni güzellikler takip etmiş. Bu mescidin yanı başında şimdi bir de Kur'an kursu yükseliyor. Türkmenistan'da şurada burada birdenbire karşımıza çıkan eski camiler, eski rejimin prangasından yavaş yavaş sıyrılmak için sıradadırlar. 1920 yılından sonra müze haline getirilen camilerin minarelerinden yeniden ezan-ı Muhammedi'nin okunacağı günler artık uzak değildir. Dün müze haline getirilen bu eski caminin ahşap kapısı bir Türkmen asaletiyle gülümsemiyor mu? Bu kapıyı gölgeleyen Revak Kubbesi'ndeki ayet-i kerimeler, insan ruhunu hiçe sayan bir geri zihniyetin 70 yıllık inkar fırtınası yüzünden usulca savrulup gitmişler. Türkmenistan'ın Merv bölgesinde sahabi türbeleri her nasılsa dibinden sökülüp atılmamış. Ama bu sahabi türbelerini hep kapalı tutmuşlar. Türkmenistan'daki sahabi türbeleri insana hep göçmen kuşlarını hatırlatıyor. Uzaklardan çıkıp gelmiş bir tepeye konup kalmış güzelim göçmen kuşlarını hatırlatıyor. Sahabi türbeleri üzerinde bir beyaz bayrak dalgalanmakta. Uzaklardan bakıldığında görülsün diye. Burada bir sahabi yatıyor. Dikkat edin, ziyarete gelin. Fatihasız geçmeyin inceliği bu beyaz bayrakların sıcacık dili. Sahabi türbeleri 70 yıl kapalı kalmış. Yanlarına kimse yaklaştırılmamış.
Şimdi bu sahabi türbelerine hizmet eden bir Türkmen kadını çok yoksul bir evde oturmakta ve birkaç kapkacağına rağmen insanı şaşırtacak kadar büyük bir gönül zenginliğiyle türbedarlık hizmetini yürütüp götürmektedir. Tamamıyla Hanefi mezhebine mensup olan Türkmenler, İslamiyet'e bağlılıkta birbirleriyle yarış halindedirler. Merv'de Yusuf-ı Hemedani Türbesi bir başka huzur dünyası. Hemedani, büyük alimlerin ve velilerin sekizincisidir. Yusuf-ı Hemedani'nin çok sade türbesi, çok sade bir caminin hemen yanı başında. Cami 16. asırdan kalma bir cami. Yusuf-ı Hemedani, İmam-ı Azam soyundan bir ışık şelalesi. Hacca 37 defa yaya gidip gelmiş bir veli. Yusuf-ı Hemedani bir kutup yıldızı. 213 Mürşid-i Kamil'den istifade etmiş Yusuf-ı Hemedani. Hızır Aleyhisselam'la dostluk kurmuş. Yetiştirdikleri arasında Ahmet Yesevi Hazretleri gibi, Abdülhalike-i Gonçdivani gibi büyük veliler de var. Hemedani Camii'nin mihrabı çok sade. Yer yer kavlayıp dökülen duvarları bize yüzyılların ötesinden bakıyor. Duvarları küçük küçük mavi siyah karelerle nakışlı bu sade cami çok dikkat çekici. Bu caminin kapısı ve penceresi yoktur. Bu camide namaz kılanlar, selam verdiklerinde Yusuf-ı Hemedani Hazretlerinin türbesini göreceklerdir. Bu eski tarihi camiye yeni bir bölüm daha eklenmiş. Şimdi Yusuf-ı Hemedani Camii'nin yeni bölümünde 70 yıl sonra yeniden Ezan-ı Muhammedi okunuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا. Bu yeni bölümde eskisi gibi kapısız ve penceresizdir. Bu mimari bizim camilerimizdeki son cemaat mahallini hatırlatıyor. Türkmenler vakit namazlarına o gösterişli kalpaklarıyla duruyorlar. Türkmenistan 4 milyon nüfuslu bir ülke. Türkmenler tamamen Sünni ve Hanefi mezhebine mensup. Sosyalist rejimden önce Türkmenistan'la birlikte bütün Türkistan'da 26.261 cami vardı. Sosyalist idareciler 26.000 camiyi tamamen yakıp yıkmışlar. Lenin diyordu ki, milyonlarca günah ve bedeni ahlaksızlıklar ince bir Allah fikrinden daha az tehlikelidir. Lenin'in bu firavun küfrüne ve tatbikatına rağmen Türkmenler İslamiyet'ten kopmamışlar. Sosyalist ihtilalde bir yaşında olanlar veya Stalin devrinde doğanlar bile şimdi bu caminin müminleri arasında. Ama sistem çöker çökmez Türkmenler yeniden İslam'a yönelmişler. Türkmenistan ve Türkiye İslamiyetinde Yusuf-ı Hemedani Hazretleri ile onun talebeleri olan Ahmet Yesevi Hazretlerinin ve Abdülhalike Gonçdivani Hazretlerinin büyük bir önemi var. Yusuf-ı Hemedani Türbesi'nin etrafı yeniden bir ışık medeniyetine hazırlanmakta. 70 yıllık bir inkar fırtınasının alıp savurduğu güzellikler bu mekanda yeniden filizlenecektir. Bir İslam estetiği içinde olmasa bile
Türkmenistan'da sosyalist rejimden sonra ilk adımı atan Türkmenler, cami olarak ilk defa bu Mescid-i Aksa'yı yükseltmişler.